Merhaba değerli dostlar. Bugün subjunctivus imperfectum zamanıyla karşınızdayım. Evet, zor bir konu olduğunu bir önceki videodan biliyorsunuz, söylemiştik zaten. Dolayısıyla uğraşmamız birkaç kat arttı. Daha fazla çekimle karşılaştık. Modus indicativus'taki o konforlu alanımıza yeni zorlu bir tabolar bütünü gelmeye devam ediyor. O yüzden lütfen azminizi ve çalışma disiplininizi boşlamayın. Azminizi yitirmeyin ve disiplinli bir şekilde çalışmaya ama özellikle de yazarak not almaya devam edin arkadaşlar. Evet, subjunctivus imperfectum. Subjunctivus modusun yani veya modus subjunctivusun yani direkt şart kipinin imperfectum zamanıyla yani şimdiki hikaye zamanıyla karşınızdayım. Şimdi size geçen bölümde, geçen derste tanıtmış olduğum, daha önce de özel olarak bir video çekmiştim. Bedia Demiriş hocamızın bu muhteşem Latince fiil çekimleri kitabını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çekimlerde zorlanıyorsanız eğer burada bir fiilin farklı kip, farklı çatı ve zamanlarda nasıl çekildiğini gösteriyor bize hocamız. Şimdi değerli dostlar, burada yeni bir zamanla karşılaştık. Yani subjunctivus kipinde imperfectum zamanla. Bakalım. Vox activa ve vox passiva. Tabii çok fazla ses geliyor galiba. Bunu da kapatalım yaz geldiği için doğallığı da bitirmemek istiyordum ama yapacak bir şey yok. Çok fazla ses geliyor. Şimdi burada dilek şart kipinin şimdiki hikaye zamanının nasıl çekildiğini görüyorsunuz. Ama köküne rem, res, red, Remus, Retis ve Rand egini getirdiğimizde Vox activa çekimini yapmış oluyoruz. Rer, Reris veya Rere, Retur, Remur, Remini ve Rentur eklerini getirdiğimizde ise Vox passiva çekimini yapmış oluyoruz. Bunun anlamı arkadaşlar, hocamız kitabında, bakın kitaptan nasıl yararlanıyoruz, bunu da size göstermek istiyorum uygulamalı olarak. Seveydim, sevseydim. Yani amarem, seveydim veya sevseydim. Amares, seveydin veya sevseydin. Amaret, seveydi, sevseydi. Birinci çoğul kişi amaremus, seveydik veya sevseydik. İkinci çoğul kişi, seveydiniz veya sevseydiniz. Üçüncü çoğul kişi ise burada arkadaşlar seveydiler veya sevseydiler. Amarem, amares, amaret, amaremus, amaretis, amarem. Tabii ekler değişti. Vox passiva'ya geldiğimizde ise sevmiş. Şimdi burada vox passiva'yı nerede hocamız vermiş? Heh, şurada vermiş. Modus subjunctivus vox passiva tempus imperfectum demiş. Amarer, sevileydim geçmişte. Yani bu subjunctivus praesens'ten farkı subjunctivus imperfectum'un geçmişte olaydı. Geçmişte olsaydı keşke olarak düşünelim. Sevileydim, sevilseydim, sevileydi veya sevilseydi, sevileydik, sevilseydik, sevileydiniz, sevilseydiniz, sevileydiler, sevilseydiler keşke gibi düşünülebilir. Bakın burada subjunctivus kipi de nereden çıktı? Başımıza bela oldu. Ne güzel modus indicativus'ta rahattık. Bu nereden çıktı diye düşünüyorsanız eğer değerli dostlar, burada şuna dikkat edin. Hatta bunu ben size bir anıyla anlatayım. Bir gün yine bu kitabın yazarı olan çok sevdiğim hocam, çok sevdiğim, çok saydığım
benim gibi İstanbul Üniversitesi Latin Dil Edebiyatı, Yunan Dil Edebiyatı bölümüne yol düşen öğrencilerin her zaman rehberi olmuş, hocası olmuş, Latince derslerine girmiş, kültür derslerine girmiş olan Profesör Doktor Bedia Demiriş hocam, tekrar saygıyla kendisini burada ismini anıyorum. Hocama sordum. Hocam dedim, bu kadar zamandır bu indikatifuz bitti. Ne de bunu çok seneler sonra sordum. Yani yüksek lisans mı, doktora mı? Bir tanesinde sordum. Sanırım yüksek lisans dersi olabilir. Bilenler bilir. Hocanın küçük bir odası vardır. Çok güzel. Orada konuşurken, sohbet ederken hocamla. Dedim ki hocam, şu subintuus, yani öğrendik. Bir şekilde öğrendik hasbelkader. Kaderin de uygun görmesiyle. Elimizden geldiğince. Nedir bu dedim yani. Bu subintuus'un olayı nasıl özetlersiniz? Siz yılların hocasısınız. Yıllar boyunca elinizden birçok benim gibi çömez geçti. Yani nasıl, yani sizi de bıraktığı izlenimle veya bunu nasıl özetlersiniz tek bir cümleyle? O zaman demiştik hocam, ya bu dedi, subintuus farazilik ifade eder demişti. Hiç unutmuyorum bunu, farazilik. Yani olmamış da olsaymış keşke veya işte keşke olsa. Yani böyle olmuş eylem yoktur. Yani burada dilek şart. Zaten Türkçeleştirilmesinde onu görüyorsunuz. Dileğim olması. Keşke olsaydı veya şart olarak olsa. Yani indikatifusta net bir eylem vardır. Modus indikatifus, yani haber kipinde net bir şekilde şimdi yapıyorum. Gelecekte yapacağım. İmperfektum zamanı düşünürseniz geçmişte yapıyordum. Veya plusquamperfectum düşünün. Veya perfectum düşünün. Geçmişte yaptım. Plusquamperfectum düşünün. Geçmişte yapmıştım. Veya gelecekte yapmış olacağım. Burada net bir şekilde ne yapıyorsun? Karşındaki insana haber veriyorsun. Haber. Yani orada bir indico indicare fiili var. Yani haber verme hali var. Haber verme. Bildirme. Net bir bilgi sunumu var. Ama subjunctivus'ta ise keşke olsa, olmadan mı olsaydı, gelecekte veya hani ne zamansa, hangi zamanı konuşuyorsanız. Dolayısıyla burada modus indicativus'ta kesinlik, haber bildirme, subjunctivus'ta ise bir farazilik, bir belirsizlik, olsa bir dilek belirtme, şart belirtme durumu vardır. Dolayısıyla modus subjunctivus'un esprisi bu. Hocamı da bu şekilde hatırlamış olduk. Ona selamlıyorum buradan tekrar. Ve tekrar konumuza geliyorum. Vox passiva. Amarer, amareris, amaretur, amaremur, amaremini, amarentur. Burada zaten sevileydim, sevileydin, sevileydi, sevileydik, sevileydiniz, sevileydiler şeklinde bunu çevirdik. Evet. Tabii ki devamında burada Moneo çekimi var. Tabii kitabımız burada bir tembellik yapmış. Tabii rahmetle anıyorum Harun Zeki Berek hocamızı da. Kendisini görme şerefine nail olmadım ama olsun. Hocamızdır. Eserini yıllardır okuyoruz. Bakın bu vesileyle hiç tanımadığımız insanlara, sizlere belki de bu videolar ne kadar kalır bilmiyorum yani. Dijital dünyanın sonu gelmezse daha birçok insana ulaşacak. Bakın bu kıymetli eserin yazarı Faruk Zeki Perek hocamız burada vermemiş devamını. Ama olsun, biz çekelim. Monerem, moneres, monor, moneret, mono, moneremus, moneretis ve monerend. Subjunctivus imperfectum, vox activa, moneo fiilinin çekimi. Vox pasivası, yani edilgen çatıda çekimi. Monerer, monereris, moneretur, moneremur, moneremini, monerentur. Zaten vermemesinin sebebi yukarıdaki eklerin aynı olması. Keza üçüncü ve dördüncü çekim fiilleri de aynı şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen siz bu tabloyu olduğu gibi defterinize geçirin. Burada yazılmamış olan şahıs ekleriyle birlikte ilgili çekimleri de tamamlayın. Gaye yardımcı cümleleri. Şimdi biz bir önceki videoda dedik ki
gaye yardımcı cümleleri başlığını attıktan sonra altında, de kendimi de büyüteyim şöyle şurada biraz. Gaye yardımcı cümleleri başlığının altında bir alt başlık olarak ilk zamanlar, bir ilk zamanlar olsun dedik. O ilk zamanlarda Praesens, Futurum ve Perfectum zamanlarda oluşuyor demiştik. İkinci olarak hikaye zamanları olsun dedik. Şu an diyoruz bunu. Yani bir ilk zamanlar, iki hikaye zamanları. Bunu nerede kullanıyoruz? Gaye yardımcı cümlelerinde. Hikaye zamanlarımız imperfectum, buluscam perfectum ve auristum. Auristum, perfectum. Yani aslında orada şimdi fark var mı? Değineceğiz. Yani perfectumla auristum arasında bir fark. Şimdi bakın, bir esas cümlenin fiili. Önceki videoyu lütfen dikkatle dinleyin. Önceki videoda anlattıklarımın devamı şu an. Esas cümlenin fiili yukarıdaki ilk zamanlar grubundan olursa, geçen videoda işlediğimiz gibi, gaye cümlesinin fiili subjunctivus praesens zamanında olur. Praesens, geliyorum. Perfectum, futurum, bakın burada, şurada bakın. Tabii burada bir de kamera olduğu için parmakla da gösteriyorum. Buradan göstersem daha iyi olacak. Yani burada kendi parmağım değil de burada dijital parmağı göstermek daha mantıklı. Praesens, perfectum, futurum. Bunlar ilk zamanlar demiştik. Görmek için geliyorum. Görmek için gelmiş bulunuyorum. Görmek için geleceğim. Şimdi burada önceki videoda auristum, perfectum, yani dili geçmiş zaman için, hani o ayrımı gösterebilmek için çok da önemli değil demiştim. Perfectum'u gördüğünüz yerde dili geçmiş zaman şeklinde çevirin demiştim. Buradaki ayrım işte burada devreye giriyor. Görmek için geliyorum. Venio. Veni, geldim, gelmiş bulunuyorum veya veniam, geleceğim. Ut videam. Niye burada böyle bir ayrım var? Çünkü şimdi ikinci de, yani esas cümlenin fiili hikaye zamanlarından olursa, gaye cümlesinin fiili subjunctivus imperfectum zamanında olacak. Yani geliyordu, esas cümlenin, ana cümlenin yüklemi geliyordum, geldim, gelmiştim şeklinde olursa, o zaman görmek için gayesini, bakın gaye burada, utlu cümleyi nasıl bir yüklemle tamamlıyoruz? Imperfectum subjunctivus veya subjunctivus imperfectum bir yüklemle tamamlıyoruz. Venie bam, geliyordum, ut viderem. Burada viderem, video fiili, bakın monerem gibi düşünün, subjunctivus imperfectum halidir. Yani şöyle ifade edelim, hani kitabın anlattığını bir kez daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi gaye cümlelerinde utlu, olumluysa ut, olumsuzsa ne? Gaye cümlelerinde, amaç cümlelerinde, esas cümlenin, çünkü bu cümleler iki cümleden oluşuyor aslında. Bir esas cümle var, bir de yan cümle var. Esas cümlenin yüklemi ilk zamanlardan biri ise, yani praesens, perfectum veya futurumsa, o zaman gaye cümlesinin yüklemi subjunctivus praesens oluyor. 2. Eğer gaye cümlesinin, özür dilerim, gaye cümleli bir bileşik yapıda esas cümle hikaye zamanlarından biri ise, yani imperfectum, auristum veya plusquamperfectumsa, bu durumda gaye cümlesi, ut veya ne ile başlayan gaye cümlesi, bunun içindeki ikinci kısım ne oluyor? Subjunctivus imperfectum oluyor. Burada bakın, esas cümlemiz veniye, esas cümlemizin yüklemi veniye bam olduğu için, burada hikaye zamanlarından olduğu için gaye cümlesinin yüklemi subjunctivus imperfectum olur. Geldim, gelmiştim. Yani auristum veya plusquamperfectum zaman olduğu zaman, zaman olduğunda esas cümlenin yüklemi
O zaman tekrar ediyoruz. Gaye cümlesini, ut veya ne ile başlayan gaye cümlesinin yüklemi modus subjunctivus imperfectum oluyor. Şimdi burada bir not düşmüş. Önemli olan nokta bu. Perfectum ile aorustum arasındaki fark. Dikkat diyor Faruk Zeki Perek hocamız. Latince'de perfectum ve aorustum şekilleri bir, anlamları ayrı iki müstakil zamandır. Bu anlam ayrılığı Türkçe'de o kadar kesin olmadığı için Latince'den Türkçe'ye tercümelerde fark gözetmemek mümkündür. Fakat Türkçe'den Latince'ye tercümelerde bilhassa yardımcı cümleleri doğru kullanabilmek için hangisini tercih etmek lazım geldiğini dikkatle tespit etmelidir. Tabii burada biz Türkçe'den Latince'ye çok fazla çeviri yapmayacağız zaten. Latince'yi öğrenme amacımız nedir? Latince metinleri Türkçeleştirmek veya en azından anlamak. Dolayısıyla burada asıl odaklanacağımız konu perfectum ile aorustum arasındaki net fark değil. Hani burada gelmiş bulunuyorum ile geldim arasında bir nüans var. Yani küçük bir farklılık var. İşte o nüansa dikkat edin diyor burada. Ama Latince'den Türkçe'ye tercüme yapacağımız için, okuma yapacağımız için zaten biz metinde onu göreceğiz. Yani subjunctivus imperfectum'la mı olmuş gaye yan cümlesi yoksa subjunctivus praesens'le mi olmuş? Bunu net bir şekilde göreceğiz. O yüzden çok zorluk yaşamayacağız. Devam edelim. Tercüme 17 ile. Evet. Burada niye böyle bir şey olmuş? Venerunt ut audirent. Venerunt ut audirent. Şimdi şurada beni biraz alalım oradan. Evet. Utlu bir bakın yan cümle başlıyor. Venerunt geldiler. Audirent. Onlar geldiler. Onlar dinlemek için geldiler. Burada venerunt ut audirent. Şimdi bu venerunt perfectum ama perfectumla aorustum şekil olarak aynı demiştik. Zaten yani hem aorustum olabilir hem perfectum olabilir. Peki burada hangisinin olduğunu nasıl anlayacağız? Audirent'e bakacağız. Yani utlu cümleye bakacağız. Audirent burada nedir arkadaşlar? Praesens subjunctivus mu? Imperfectum subjunctivus mu? Audirent. Şimdi tablodan göstereyim size. Audirem, audires, audiret, audiremus, audiretis, audirent. Yani bu şöyle gösterelim. Evet. Bu subjunctivus imperfectumdur. Üçüncü çoğul kişi. Onlar dinlesinler diye geldiler. Bakın Türkçe'ye çevirirken çok büyük bir anlam farklılığı yok. Ama analiz yaparken en azından burada buna dikkat çekiyoruz. Venerunt ut audiant. Zaten hemen kitabımız bu aradaki farkı göstermek için aynı yapılı. Bakın önce bir bakın dikkat edin. Venerunt, venerunt. İkisi de perfectum halde. Tabi burada aorustum. Bakın. Burada ilkinde aorustum, ikincisinde perfectum ama aynı. Gelmiş bulunuyorum. Dinlemek için gelmiş bulunuyorlar. Dinlemek için geldiler. İkisi arasında büyük bir fark yok. Siz ikisini de görebilirsiniz. İkisini de bu ayrımla hani çok aşırı derecede dikkat ediyorsanız bu ayrıma dikkat ederek buna özen göstererek bu şekilde çevirebilirsiniz. Yani şeyde aorustum kullanıldığına kaniyseniz eğer ki subjunctivus imperfectumsa öyle. Praesens ise öyle. Bakın şurada ikincide gelmiş dinlemek için gelmiş bulunuyorlar. Birincide ise dinlemek için geldiler. Şimdi az önce tersini söyledim galiba. Doğrusu bu. Yani burada ikincide gelmiş bulunuyorlar. Burada ise geldiler olacak. Evet. Bu ayrıma dikkat edin. Ama tabii dediğim gibi, daha doğrusu kitabımızın da söylediği gibi Latince'den Türkçe çevirilerde Türkçe'de bu iki anlam iç içe geçtiğinden çok büyük bir farklılık arz etmeyecek. Haec dixit ne culparetur. Culpa culpare fiili birinci çekimden suçlamak anlamında burada culparetur
Subbing burada bir neyeli bir cümle olduğu için amaç cümlesi, gaye cümlesi. Bu vox passiva culparedur subinctus praesens mi? Subinctus imperfectum mu? Culparedur, eklere bakın. Tekrar açalım. Sürekli tekrar yapacağız arkadaşlar. Culparedur, bakın. Amaretur gibi düşünün. Culparedur. Bunları silelim isterseniz. Evet. Hayek dixit. Bunları söyledi. Ne culparedur? Suçlanmamak için. Yani burası suçlanmamak için bunları söyledi. Suçlanmamak için bunları söyledi. Suçlanmamak için bunları söyledi. Tabii ki burada ayrıma dikkat edersek bu suçlanmamak için bunları söylemiş bulunuyor demiyoruz. Dörde baktığımızda Hayek dixit bunları söylemiş bulunuyor. Ne culpetur? Suçlanmamak için bunları söylemiş bulunuyor. Bakın burada auristum. Bakın şöyle göstereyim. Burada auristum. Burada perfectum. Yani bu perfectum, bu auristum. Biraz kafalar karıştı galiba. Karışmış olabilir. Perfectum'da gelmiş bulunuyorum. Auristum'da geldim. Burada bunları söylemiş bulunuyor suçlanmamak için. Bunları söyledi suçlanmamak için. Aynı aslında Türkçe'de fark etmiyor. Onu demeye çalışıyoruz. Evet. Locum delegit. Locum delegit. Tabii ne zamandır sözlükten de hani bir şey yapmıyoruz, göstermiyoruz. Bakın size buradan sözlükten de göstereyim. Neydi? Delegitti. Deligo. Deligo delegere delegi delectum. Görünüyor mu? Şurada. Tam okunmuyor galiba. Sözlükten bakarken nasıl bakıyorduk arkadaşlar? Aynı zamanda sözlük analizi de, özür dilerim, sözlük pratiği de yapmış oluyoruz. Praesens birinci tekil kişisine bakıyoruz. Modus indicativus'ta. Yani deligo'ya bakıyoruz. Deligo, deligere, delegi, delectum. Seçmek, bir araya getirmek, bir yana koymak, ayırmak anlamında. Burada locum delegit yeri seçti anlamında. Delegit yeri seçti. Tabii burada bir gaye cümlesi yok. Copias traduxit. Trado tradere fiili. Şimdi burada trado tradere aktarmak demek. Birliği aktardı. Copias, copias burada accusativus pluralis. Ancak kendinde çoğuldu, hatırlayın. Askeri birliği götürdü. Bir şeyin içinden trans vardır aslında. Aslında bu trans dukerenin birleşmiş halidir traduco fiili. Dolayısıyla bir yerden götürdü. Askeri birliği bir yerden götürdü. Yediye bakarsak libertatem cupimus. Çok güzel bir cümle. Özgürlüğü cupimus istiyoruz. Libertatem cupimus. Libertatem sözlükten libertas olarak arayacaksınız. Libertas özgürlük anlamında. Özgürlüğü, liber olma halidir. Liber özgür demek. Özgürlüğü arıyoruz. Özür dilerim. Özgürlüğü istiyoruz. Arıyoruz değil. Belki de iç sesim onu söyledi. Arıyoruz şeklinde. Nos servavisti. Nos servavisti. Bizi kurtardın. Servavisti, servo, servare fiili, kurtarmak, korumak. Servavisti, perfectum, ikinci tekil kişi. Servavi, servavisti, servavit, servavimus, servavistis, servaverunt veya servavereydi çekimi. Perfectum, vox activa, modus indicativus da, arada modus indicativus'a da geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen bakın, bir tane de şöyle güzel bir gaye cümlesi yapalım. Hangisini yapalım? Şunu yapalım mı? Şöyle zor bir tane olsun. Uzun. Şu en uzunu. Ama şunu da beğenmedim. Başındaki iyiden ötürü. Ne yapalım? Şunu yapalım işte. 15 biraz zor gibi.
Urbem ipsi incenderunt. Ipsi hatırlıyor musunuz? Ipsi, ipsa, ipsum. Bizzat onlar, bizzat o vurgusu içeren zamirdi. Ipsi burada masculinum pluralis nominativus. Ipsi incenderunt. Bizzat o eril unsurlar yaktılar. Incenderunt. Incenderunt. Incendo, incendere fiili. Incenderunt. Bakalım incendo. Buradan. Incendo, incendere, incendi, incensum. Ateşe vermek, tutuş, durmak, ışık vermek, aydınlatmak, parlatmak, tahrik etmek, uyandırmak, öfkelendirmek. Bakın incendere fiilinin birçok anlamı var. Ne diyor orada? Urbem, kenti bizzat onlar kenti yaktılar. Ateşe verdiler. Ne anobis caperetur? Bizim tarafımızdan yakalanmamak için, ele geçirilmemek için bizzat kenti, yani bizzat onlar kenti yaktılar. Burada caperetur, değerli dostlar, subjunctivus imperfectum olduğu için burada hani urbem ipsi incenderunt için bakın şu aorustum yani yaktılar çevirisini kullanabiliriz. Şunu silelim. Evet. Şurada güzel bir cümleyle de kapatalım. Şu güzel bir cümle. Evet. He mortui sunt. He mortui sunt. Onlar öldüler. Eril unsurlar. Masculinum pluralis nominativus. He. Onlar öldüler. Morior fiiline bakalım. Ölmek fiili. Sözlükten. Sözlük çok önemli. Yani sözlük olmadan hiçbir şey yapamayız. Morior. Moror'la karıştırmayın. Moror, morari, moratus. Geç kalmak, gecikmek, oyalanmak anlamında. Morior, mori, mortus. Ölmek, zeval bulmak, çürümek, kuvvetten düşmek, solmak anlamında. Burada he mortui sunt. Öldüler. Perfectum. Deponens bir fiil olduğu için perfectum, şey özür dilerim. Vox passiva gibi görünüyor ama anlamı vox activa, etken. Dilgen gibi görünüyor ama anlamı etken. Onlar öldüler. Ut libertatem nostram servaverend. Servarend. Özgürlüğümüzü libertatem nostram. Femininum accusativus singularis. Libertatem nostram. Özgürlüğümüzü korumak için öldüler. Onlar. Şimdi burada servarend. Bakın çoğul. Bu da he. He'den ötürü. Yani onlar. Koruyan da onlar. Değil mi? Ölen de onlar. O yüzden burada. Yani ben korumak için onlar öldü falan gibi değil. Onlar özgürlüğümüzü korumak için öldüler. 17'ye de bakalım. Haec verba dixit. Ut acibus sapiens putetur. Şimdi burada söylemiş bulunuyor şeklinde çevireceğiz. Çünkü burada putetur subjunctivus praesens. Vatandaşlar tarafından bilge sayılmak için bu sözleri söylemiş bulunuyor. Vatandaşlar tarafından bilge sanılmak için bu sözleri söylemiş bulunuyor. Söyledi demiyoruz artık yani yukarıdaki ayrımlar ötürü. Ama söyledi de denilebilir. Yine kitabımız bize bunu, bu hakkı tanımıştı çevirilerde. Evet arkadaşlar, tercüme 17'yi siz tamamlıyorsunuz. Şöyle duralım. Türkçeden de Latince'ye çevirileri yapıyorsunuz. Artık ödev verme noktasındayız. Ve sonra subjunctivus perfectum'a bir sonraki derste geçeceğiz arkadaşlar. Evet, kendinize dikkat edin. Çalışmaya devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın.